Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salavat. Dersimizin mevzusu inat inşallah. İnat kökeni Arapça olan, ne de kökünden gelen, ayn nun de yani inat etme keyfi veya sübjektif olma sözcüğünden alıntı bir kelime. Keyfi ya, keyfi. Doğruyu bile bile söylememe. İnat, akıl melekesini bozan, mizan ve müvazene sistemini devre dışı bırakan, muhakeme sistemini bozar. İnat hep olumsuzlukları aktif eder, hissiyatı canlı tutar, doğru düşünmeye engel olur. Geleceği hiç düşündürmez, geçmişi olumsuzluklarıyla anda yaşatır. Hodgam, hodbin, hodendiş ve bedbin dörtlüsüyle yaşatır. İnat kişinin hevasına tabi olması nispetinde devam eder. İnat kişiyi yakar, karşıyı yıpratır. İnat maddi ve manevi hastalıkları netice verir. İnat muhali mümkün gösterir, sağlıklı ubudiyete engel olur. Yani sıhhat ubudiyeti sarsar. İnat hüsnü zanı kırıyor. İnat adaletli davranmayı engeller. İnat hikmeti görmeye engel olur. İnat ilaçsız bir hastalıktır. İnat bir nevi kaderi tenkittir. İnat tabiattır, huydur. Buradaki tabiattan kasıt bizim bildiğimiz tabiat değil, insanın üzerinde şeyi hasıl olan o huylarından gelen tabiatı. Sonradan kazanılan. Evet, sonradan kazanılan. İnat kişiyi ben merkezli yaşamaya sevk eder. İnat sonuca bakmadan süreci anda değerlendirir. Bu kısa şeylerden sonra bir de inatla ilgili Kur'an'da geçen ayetler ve hadislerden de bahsetmek istiyorum. Sonra Risale'den şeylerimize geçelim inşallah. Bir hadis-i şerifte, Buhari'de geçiyor bu hadis. Allahu Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir. İşte At halkı Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. Onun için onun elçilerine isyan ettiler ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler. 11. sure 59. ayet. Burada dikkati çekmek istediğim bir nokta var. İnatçı zorba diyor. İnatçı ve zorbayı beraber kullanmış. Çünkü başka ayette de aynısı var. Peygamberler fetih istediler. Sonunda her zorba, inatçı bozguna uğrayıp yok oldular. 14. sure 15. ayet. Siz ikiniz ey melekler, her inatçıyı, inatçı nankörü atın cehennemin içine. 50. sure 24. ayet. Eğer o rızkını tutsa, vermezse, rızkınızı verecek olan kimmiş? Hayır, onlar bir azgınlık ve nefret içinde inatla direniyorlar. 67. sure 21. ayet. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. 74. sure 16. ayet. Bu kısa bir girişten sonra inşallah toplanmamızdan başlayalım. Sözler 188. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve muğalata ve mukabere ve ihfal ve görenek gibi şeytani desteklerle çok muhalatı intihac eden inkar ve küfrü o bedbaht İnsan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Burada bakın, hem ey şeytan diye hitap ettiği bu şeytanın destelerinde neler varmış? Batılı hak ve muhali mümkün gösteren batılı hak. Batılı hakta gelen gaflet, safsata, muğalata, ihfal. Bakın nazm mani ile yazalım mı aslında? Ya sayfa yapabilirsin. Tamam. Abiler bir iki şey yapayım. Bu çıkarımları var ya. O bize ne kazandırıyor? Çok kısa bir zamanda adam okumuş, azmetmiş. Doğru ve yanlış çıkarımları bize biz gözlük, dürbün, merdiven, rasathane veriyor. Oradan çıkan şeyleri, o çıkan cümleler var, özdürlüktü. Oradan çıkan şeylerdi. Şimdi de onun sahasını şey yapıyor. O da o çok çok antika işte çalışanların ilk önce onu veriyor. Ondan sonra içeriklerini, onun açılımları. Hem ey şeytan, batılı hak gösteren gaflet, safsata, muğalata. Doğru. Muhali mümkün gösteren neymiş?
Dalalet, inat, mukabere ve görenlik. Değil mi? Bizim burada inat nereye giriyormuş? Muhali mümkün gösteriyormuş. Muhali mümkün gösteriyor bakın. Batılı hakka girmiyor mu abi? Efendim? Batılı hakka girmiyor mu inat? Hepsine giriyor da. Birinci derece iştevi diyor böyle. Diyor hani meleği şeytan gösterir diyor yani o şeyde. Şimdi şöyle görebiliriz. Muhali mümkün gösteren. Batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet. Doğrudur. İkisi de gösteriyor. Ama kuvvetli mana Nazm-ı Mahin'de bunu kastediyor. Yani dalalet muhali mümkün yapar. Gaflet batılı hak. Ama çok uyuyor. Bak niye? Gaflette olan birisi şey yapmıyor. İnkar yok. İnkar yok ama inkarcının yanında duruyor. Kastama şöyle bir tabir var ya diyor. İnadın gözü diyor. Meleği şeytan gösterir. Gelecek şimdi. O cihetten dedim yani o batılı hak olarak gösteriyor ya. Ama bak meleği şeytan göstermesi hak batıl olayı olarak görme. Muhali mümkün gösteriyor işte orada. Şeytan hiçbir zaman melek olur mu? Melek şeytan olur mu? Bak muhali mümkün gösteriyor sana. Öyle bakalım. Evet burada gösteren gibi şeytani destelere çok muhalatı intac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. İnsan suretindeki hayvanlara. Buradan neyi anlayabiliriz Murat abi? İnsan suretindeki hayvanlar. Abi insani letaifler devre dışı kalmış. İnsanette bir hayvaniyet mertebesi var. O aktif olmuş yani. Hayvan gibi yaşıyor. Evet insan yani hakikati görmede zorluk çeken, hep suretperest olmuş, zahirde yaşayan. Hayvan hissiyatla yaşıyor abi. Evet. Hayvan gördüğünü hiçbir zaman arkasını düşünmeyen. Neye önüne gelirse yiyen. Şimdi biz öyle bir şey konuşacağız ki inat. Yani inat neyi bozuyor? Neden birisi inatçı olur? Neden inat ediyor yani? Mesela geçmişte en fazla bize intikal eden Nemrut'tan gelen bir Nemrudane inadı diyor. Değil mi? Nemrudane inadı diyor. Nemrut da ilk erkek çocukları öldüren. Çok ilginç bir şey. Niçin erkek çocukları öldürüyor? Ona diyorlar ki biri gelecek seni yok edecek. Yani şimdi hem buna inanıyor hem Rablilik iddia ediyor. Bana tapın diyor. İlginç bir şey yani. Bak inat ediyor. Buna rağmen, inandığına rağmen ilahlık dava ediyor. Tabi burada inkar ve küfür diyor ya, o ikilemeye de onu da dahil edebiliriz aslında. Evet. Batılı hak göstermek inkar, muhali mümkün göstermek küfre götürür insan. Olur, doğru. Olur. Hasan abi orada benim şeyimi safsata çekti, tahayyül. Tahayyül değil mi? Safsata tahayyül, bizim tahayyül. Serbest bölge, şeytan. Evet. Orada zaten oynuyor ya, oradan başka geçemiyor ki adam. Evet. Serbest bölgede. Ama inat kesinlikle tasavvur. Evet. Düşünseldir. Yani olmasının sebebi o belki. Aynen. Sen de şimdi söyleyince ben gördüm. Bu tasavvur zaten. İnat hayal olmaz. Hı-hı. Düşünceyedir yani. Ama safsata ise düşünsel değil. Hayal. Hayaldir. Çok güzel. Şimdi Mehmet abi, devası olmayan bir hastalık dediniz ya. İlacı olmayan dava değil. İlaç diyor bak. Evet. Peki insafla birlikte düşündüğümüz zaman insafsızlık, inadın zemini olabilir mi? Var evet gelecek. İnsafla, insafsız inatçı diyor. Evet. Demek ki insaf bunun ilacıdır. Aklı devre dışı bırakıyor. Akıl devre dışı bırakan serbest bölgedir. Evet çıkamıyor. Yani o zaman inat tasavvurda. Tabii ki. Aynen. Aklı devre dışı bırakıyor. Düşüncede kalıyor, aklı kullandırmıyor. Aynen. İnadın tasavvurdaki şeyi ifrat modu. Gelecek. Ben de çalışmıştım da. İfratın ifrat modu orada. İnadın ifratı. Evet. Sözler Lemaat'ta geçen 715'te. Yoksa çok büyük nimettir. Evet. İnat o kadar büyük nimet ki. Kesin. Yapamazsın yoksa. Yapamazsın.
Evet, sebata inkılap eder. Sigarayı inatla bıraktım abi. İnat edip bıraktım yani. 8 sene kadar önce. Çok güzel. Neresi? Mesela nasıl yaptın da inat diyorsun? Niçin inat olduğunu diyorsun? Dünya yıkılsa dedim, bu sigarayı dedim bana kimse içiremeyecekti. İnadına içmişem dedim bir daha. O gün bugündür içmiyorum abi. Yani orada kullandığı his ne? Tersten. Neyi kullandı? Hangi cihazı? İnadı kullandı. İnadı kullandı. Evet. İnat. Evet. Hatta inat diyor. Evet, hakta inat. Hata ekseriyet olur, sebep daima musibeti amme dedim. Beşerin dalaleti fikrisi, Nemrudane inadı, Firavunane gururu şişti, zeminde yetişti semavata. Hem de dokundu hassası sırrı hilkate, semavattan indirdi tufan taun misali, şu harbin zelzelesi, gavura yapıştırdı semavi bir silleyi, demek ki şu musibet bütün beşer musibetiydi. Bu harita. Bugüne bakıyor. Bu harita. Ha, bu işte. İlk defa bir okuduk gibi abi. Yani. He ya. Evet. İlk defa. İhtiyaçız. Aynı bana. Ben de daha cevap. Ya şimdi harita ya. Hani var ya 1/1 milyon diyorsun. Harita ufaltıyorsun. Harita. Ha, seyret. Ne istersen bul ha. Bu? Burada tahlil edelim inşallah. Abi beraber gitsek çok daha güzel oluyor. Bak ne kadar güzel yani. Herkes söylese bir şeyler. Ne güzel bir ders çıkacak inşallah. Bak burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta. Mesela bakın sırrı hilkat. Dokundu hassas sırrı hilkate. Ne dokunmuş? Beşerin daleti fikrisi Nemrudane inadı. Firavunane gururu. Üç tane sıfat. Musibet amenin sebebi. Bunlar şişmiş semavata. Dokunmuş artık arşa. Allah'ın arşına ulaştı. İnsanın ve kainatın yaratılış hilkatine dokunuyor. Evet, dokundu oraya. Mesela sırrı hilkat ediyor ya abi. Evet. Hüsnü Hazretleri 1. Dünya Savaşı'nın sebebini söylerken mesela okulda bir Sırplının bir Avusturya Macaristan Kralı'nı öldürmesi diyorlar ya abi. Hüsnü Hazretleri bu sırrı hilkati söylüyor. Yani Cenab-ı Hak 70 hikmetli orucu istedi, tutmadık, aç bıraktı. Namazı istedi, kılmadık, yatırdı, kaldırdı diyor. Zekatı vermedik. Yani savaşın sebebini onu görüyor. O sırrı hilkati görüyor yani. Aynen. Bu çok önemli ya. Evet. Burası çok önemli. Ya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insan. Ben insanlar ve cinleri ancak... Bana kulluk etsinler. Ayet-i Kübra'nın başında geçiyordu. Bana ibadet etmesi için. Evet. Bana ibadet etmesi için. Hilkatın kendisi değil o. Hilkat, bak şimdi... Hılkat ile fıtrat farklı. Hılkat, yaratılışta eşit olmak. Herkes, kedi, köpek, ağaç, taş, toprak, hılkatta eşitiz. Yaratılmışız. Bunda musaviyiz. Fıtrat ise o kalem, o elma, ben insan. Bu fıtrat. Peki, burada hılkatte, hılkatın bir sırrı var. Sıra dokunmuş. Hılkatın sırrına dokunmuş. Bir de burada sille diyor ya abi ya, sille. Neden sille diyor? Evet, yani niçin tokat atılır? Ayılması için. Heh, yani sille, hayır birden uyandırıyor, birden. Böyle süreç yok, birden. Hani bir vuruyorsun ya, kendine gel dercesine. Bak demek ki inadın kırılması için bir sille lazım. Hasan abi buradaki gavur sıfatı, yani gavur zalim manasında veya kuralı olmayan, İnsan demedi, görüyor musun? Evet. Beşer diyor. Peygamberlerin vazifesi beşer insanlığa çıkartmak ya. Beşer bir şer, şerlerle, karmayla dolu. Sıyrılmamış zıtlarından. Ekseriyeti bu şey yapmış. Ekseriyeti şey de Müslümanlar taraftar olmuş Kastamonu 25'te. Normalde abi ehli imana, Müslümana gelmemesi lazım. Çünkü sırrı hilkati hizmet ediyor. Çünkü gavurun en büyük özelliği fıtrata ters davranıyor. Hiçbir şeyi yok. Gavura gelmemesi lazım tam tersine. Gavurun kaldı ahirete ya. Bu ne oldu? Beşer seviyesinde kalmış Müslüman. Müslümana gelmiyor bu musibet. Burada kalsın. Müslümanca yaşamayan Müslümana geliyor.
Üstad Ede, bu Birinci Dünya Savaşı için abi. İkinci Dünya Savaşı için yani bizim memleket girmiyor. Bunun girmemesini İslam'ın da insaniyet mertebesine çıkmasını gösteriyor Üstad Ede abi. İkinci Dünya Savaşı'na neden girmedik diye yani. Risale-i Nur'un. Evet, devam edelim abi. Demek ki inat sıfatı Nemrut'un sıfatı. Demek ki bizde Nemrutçuluk var. Nemrut'un karşısına çıkanı, inadın karşısına çıkarsak vasat moda çekebilir miyiz? Onu kontrol altına alabilir miyiz? İbrahim Aleyhisselam. Onu getireceksin. Evet, İbrahim Aleyhisselam getireceksin. Yani inadın İbrahim sıfatı, İbrahim'in sıfatı şefkat ve tefekkür. Hikmet. Bunun karşısına bunu çıkartacaksın. İnadın karşısına bunu çıkartacaksın. Aynen. Aynen şefkat. Aynen şefkat ve mesela hikmet. Allah çıkartmış onu karşısına. İbrahim onun karşısına çıkarmış. Şualarda da İbrahim-i Meşrep, Rahim ve Hakim ismi, şefkat ve hikmet ehli. İnat direkt bu isimlere mi dokunuyor abi? Yani dokunuyor demek ki onunla tamir ediliyor. Başka türlü biraz zor. Ya nereye gitti abi görüyor musun? Ta en yükseklerden ancak çözebiliyorsun onu. Tabii İbrahim Aleyhisselam meşrebiyle evet. Ancak çözülebiliyor. Aynen. İnsanın içte aleminde. Mesela buna örnek olsun diye mesela grubu da bir şey yapabiliriz aslında yani. Tefrik etmek amaçlı. Firavun'a ne grubu diyor ya. Mesela evet. Firavun karşısında Musa Aleyhisselam'ı çıkartmış. Musa Aleyhisselam. Ha, ne sıfatı vardı onun? Musa. Şeriat. Şeria, Musa'nın kural, meşrep. Kural, ha? Kural. Yani şeriatın misalidir evet. Musa Aleyhisselam. Şeydir, 20. sözde de geçiyor. Musevi meşrep, teşbih değil, tenzih. Tenzih. Tenzihçi bir peygamberdir. İsa Aleyhisselam teşbihçi bir peygamber. Şey olabilir mi abi? İnat, Nemrut. Firavun'a ne gurur? Dalalete bir şey yok. Dalalet fikri. O da şey olabilir mi? Aynen o. Aha. Öyle söylemiştik. Değil mi Gafur? Ben hatırlamadım. Söylemiştik. Evet. Deccal. Bir tane onun da temsilcisi olması lazım. Gafur mu burada? Firavun'a ne gurur şişti, zemin yetişti. Sema, bak semavata gitmiş. Ne yapmış? Hem de dokundu hassas. Hilkate değil. Sırrına dokundu. Semavattan indirdi. Tufan. Tufan nedir? Yani azabı işmam eden yağmur. Taun, salgın şeyleri. Mesela şu harbin zelzelesi. Harp mesela devamlı bir harp şeyi var. Gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Gavur. Gavur ile Allah'ı inkar eden değil. Beşerde kalan. Demek şu musibet bütün beşerin musibetiymiş. Söyle Yasin abi. Abi şimdi burada Nemrudane inadı derken gene bir tanımlama getiriyor. Mesela Nemrud'un cezası olarak ateşe atmak, Firavun'un cezası olarak suda boğulmak dersek, burada inadın o dört unsurda ateşe veya nura baktığını, mesela gururun da suya baktığına şey yaparsak, nasıl bir tefekkür olur burada Hasan abi? Bedende mesela inat ateşe bakıyor. Suyla intikam oluyorsun. Gurur suya bakıyor. Su, bu vücutta ne su varsa dikkat ederseniz Nemrut değil, Firavun erkek çocuktan kesti. Erkek çocuktan Firavun kesti. Suyla boğuldu. İkisi de aynı abi. Çok enteresandır. Hem Firavun hem Nemrut. İlk Nemrut yapmış zaten. İşte evet evet ilk Nemrut yapmış. Şeyin Firavun ateşe bakıyor mesela abi. Burada ne o, ateş unsuru. Ateş unsuru dimağla alakalıdır. Firavunane de cinsellikle alakalı. Peki Nemrut yanlış tarafkirlik, yanlış düşünceler, yanlış gayeler, yanlış tasavvuratlar yani. Akılla mesela küfrani nimet Nemrudane oluyor. Yanlış şeyler, itikatlar, tarafkirlikler. Nemrut'a ne oluyor? Aslında Nemrut, Firavun diye ders yapmak lazım. Sıfatlarını biraz yapmıştım. Yapmıştık he. Evet sıfatlarını. Bir de Nemrut'un ateşi diye 7 tane ateş vardı. Ateş çıktı. Külliyatta yaklaşık olarak 100 küsür tane ateş çeşidi çıktı.
şefkat ateşi, muhabbet ateşi diyor. Ateş. Onu bir defterde sıralamıştık. Ondan biliyor. Fakat çok ilginç tabii. Firavun'un özel hayatında da bu var yani. Suyla alakalıdır. Sen abi bunun devamında üç tane şey söylüyor abi. Bu, aynı bu sayfanın devamında. Davalet fikri hürriyeti hayvanı ve hevanın istidadından ortaya çıkmış bunlar. Evet. Nasıl oku? Bir de okur musun? Evet. Devamında söylüyor zaten. Davalet fikriydi. Hürriyeti hayvani, hevanın istibdadından bu şeyle ortaya çıkıyor. Bak üç, o da üç. Burada üç tane var ama bir tanesini uygulamıyor. Dalaleti fikrisi eylemseldir. Dalalet abiler depremdeki ana gaye veya korona vesaire tufan zelzelerdeki gaye dalaletten vazgeçirmek, gafletten uyandırmak, tanımak istemedikleri sultanı kainata tanıttırmak, ads, fark, noksan ve kusurunu deruhte etmekten hasıl olan haleti ubudiyet, takınmak. Şimdi o zaman dalalet yanlış yaşamaktan ne yapmış? Dalaleti fikrisi. Fikri eyleme geçirmiş adam. Zorba ile. Böyle giyineceksin, böyle yiyeceksin, bunu seveceksin, bunu sevmeyeceksin. Bu gaflet değildir. Bu dalalet, eylemseldir. Biliyorsunuz böyle. İdealistik var, ideoloji var. İdeoloji, yani benim gibi değilsen öleceksin. İdealist, sen ayrı fikrini beyan et, ben de edeyim diyor. Bu eylemde geçmiş hali. İnat ve gurur gene bir fikir midir? Biraz gidelim. Yani o şekilde de gözüküyor. Mesela İnat eylemde var, şeyde var, dimağda var, his var. Yani kendisini şeyde çalıştığım için işte ruh kendisini his seviyesinde gösteriyor. Üniversite diploması ya. Mesela diyelim ki adam iş yerinde adamı alacak, ilkokul diploması şart diyor. Adam üniversite diploması getiriyor. Der misin yani ilkokul diploman var mı? Yani orada da geçerli. Yani inadın şeyi var, eylemsel boyutu var. Düşünseldir. Yani inat düşünseldir. Safsata işte şeydir. Hayalidir yani böyle. Düşünce de var. Eylem de var. Bazıların da böyle artık yapa yapa düşünmeden inat ediyor. O melek haline gelmiş. Nereye benziyor? Müslüman hep sağdan giye giye, sağdan ayakkabıyı giye giye. Alıştığı için düşünmeden ayakkabını giyse gene sünnet oluyor. Devam et abi. Evet. Biraz ikinci sayfaya geçer misin? İkinci sayfanın başında işte böyle buradan gidelim. Şey yaparken, toplama yaparken abiler hangi kelime galipse onu yer renkli veya kalın yapın. Olabilir. Evet. İnadın gözü meleği şeytan görür. Allah'a bak bu ilginç bir şey yani. Meleği şeytan nasıl görür? Muhal işte bakın muhali mümkün gösteriyor. İnat öyle bir şey ki muhal olan bir şeyi mümkün yaptı. Tasavvur böyle bir şey ya. Ya. Bu asrın en büyük belası hepimizin ya. Ya bu dersin dışında hiç kimse kendisini hayal edemez ha. Hepimiz derece derece buna dahiliz. Kesin. Ya zaten kendimizi okumamız lazım. Ya harçonkine inadın. Hiç alakası yok kardeşim. Yani onu, o vartayı düşünmemiz lazım. O vartadır biliyor musun? Çok büyük bir varta olur. Peki. Bu bende var ya. Aynen abi. Firavunluk yok mu bende? Ya. Varta değil. Zaten sorun orada abi. Hep başkasını okuyoruz veya başkasını konuşuyoruz. Hiç bizde var mı yok mu yok. Ben peki eylemsel halini oku. İşi şudur. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti de okutur. Allah Allah. Bak yani inada gözü tasvip etmesi beni çok böyle Allah niye göz dedi o bir aklımda yani gözü o çarpar mesela inat yardım et. Deccal'ın gözü diyor hadiste şaşidir diyor çift görür diyor ikisi farklı görür bizim anladığımız şaşilik değil o. Aynı yere bakar iki taneyi farklı görür. Şimdi göz dediği için söylüyorum. Tasavvur bir gözdür, tahayyül de bir gözdür. Adam hem düşünüyor hem şekillendiriyor. Aynı iki göz. Yani Firavun da oluyor, Nemrut da olabiliyor. Sonra bak hele devam et çok zengin gidelim. Bir şey diyordun. Burada mesela inat gözü demesi gerekirken niye inadın gözü dedi? Mesela burada inat gözü meleği şeytan görür demesi gerekirken inadın gözü demesindeki kasıt nedir? Orayı devam ettirme, sürdürmeden kasıt. Yani inadı sürdürürsen şişer. Gözlük değil abi şişiyor. Göz diyor. Evet şişiyor. Efendim? Gözlük değil göz diyor. İnadın gözü olur.
Evet, göz. İnadın gözü olduğu gibi kulağı ve diğer... Bir şeyle bakmıyor yani, bizzat bakıyor. Bizzat bakıyor, bak güzel. İnat gözü deseydi tek şey organ olacaktı. Evet. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavet, sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatça ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şimdi manaya odaklanalım. Evet. Ne diyor bize? Nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat. İnat biraz da tarafkirlikten, iltizamdan geliyor. Şöyle de gibi gözüküyor abi. Müminlerde nifak, şikak, harici zarar veren kısmı. Kin ve adavet yani sanki içsel gibi yani. Dış olabilir. Gibi. O da evet. Mesela nifak, şikak. Hariç evet. Evet. Hariç, nifak ve şikak hariç. Kin ve adavet dahili. Biraz daha dahildeki o yansıma yani içindeki, senin içinde gözüken o aletler. Nifak, şikak dışarıdaki gözüken kısmı. İlginçtir. Bak o zaman kin inada denk gelir. Adavete de haset denk gelir. O da uyuşuyor o zaman. Öyle olabilir yani. O zaman oluyor. Şey yapmamak lazım. Ya ayırmıyoruz da. Bakıyorum nifak şikak hepsi dahil sıfat ya. Evet evet hep beraber. Ama nifak abi harifte gözükür. Harifte ama nifak var ya. Ay, nifak münafıklık ya. Münafıklık ya. Nerede olacak o? Allah üstümanlarda olur. Tezahürün... Kalpte olur. Ha, kalpte mi olur? Ha, öyleyse tamam. Şikak şak şak etmiyor. Dışarıda gibi geldi. Ayılıyor ya. Hani tamam. Eylemsel şey de... Ama burada inadın neye denk geldiğini iyi görmemiz lazım. Neye sebebiyet veriyormuş? İnat neye sebebiyetmiş? Nifak, şikak, kin ve adavete. Tabii kin, adavet, nifak ve şikak. İnadın sürdürülmesi bunlara. Bunların neticesi biraz bu. Biraz gidelim ya. İstersen evet. Yorulmayalım burada. Peki. Yoruyor baktım. Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet adavet ve inatla sarsılır. Hayat-ı maneviye... Sıhhat-ı ubudiyet. Bak burada sarih. Net. Evet. Hayat-ı manevi adavet, sıhhat-ı ubudiyet, inat. Yani inat ne yaparmış? Sağlıklı ibadet etmeye, kulluk yapmaya engelmiş. Onu sarsıyormuş. Ubudiyet. İbadet. İbadet. Özür dilerim. Evet. Kulluk. İbadetle ubudiyet arasında bu çok net. Fark var ya. O bu ubudiyete bakıyor. Evet. Bu şeyde bozuyor ya, hani muhabbetullah var ya, Allah için sev, Allah için buğz et. Evet. İnadın gözü meleği şeytan görünce abi, düşmanlara dost bakıyor, dostlara düşman bakıyor. O cihetten sıhhat-ı ubudiyeti hayatı maneviyeyi tahrip ediyor. Evet. Evet. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Bak gıybeti yapan ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahmış. Nasıl bağlı birbirlerine yani? Ya yani inatçı adamda haset de var. İnatçı adamda adavet de var. Evet. İlginç bir şey yani. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmezmiş. Kalbin haritası var ya yukarıda. O sıfatları hayvan... Mesela arkasına ölesiye şey, arkasına tamamen kör sağır sadakat gösterdiği hedefe ölesi hücum ya, köpek sıfatıymış. Ya köpek, haklı veya haksız sahibi, havlar harici. Şimdi her sıfatın hayvanlarda var. Hayvanlardaki o şeyler var ya, kedide, yılanda, şunda. Onlarda cismen var, bizde kanuneti var ya. Mesela bizde yılanlık var, yılan gibi diyor, köpek gibi diyor. Şimdi bir eylemsel durumu hariç, bu içimizde bunlar duruyor. Hani libası yok o kadar. Köpek var yani bizde. Yani sahibi haklı veya haksız. Çaldı, çırptı, gitti koydu evine. Etrafı çevirdi duvarla. Çaldı adam, doldurdu, çaldı. Köpeği de koydu. Sahibi geliyor, esas sahibi. Köpek ona saldırıyor. Malıymış gibi yani. Köpeğin vasfı bu. Hani köpek sahibine hiç düşünmeden sadakat,
gösterdi Edip'e. Öylesiye ucum. Bu köpeklik var. Yani evde, eve uygulayalım. Sebepsiz kavga yapmak. Köpeklik sıfatı işte bu. İş yerinde bahane bağnaz, geçimsiz. Hizmette de böyle bakıyorsun. Bahane arar, ona bulaşır, ona bulaşır. Yani bir siyasi fikri değil de bir de geçimsiz yani hizmette. Geçimi diyor, yok. O köpeklik sıfatı. İşte bu dışarıda... Orada var mı bir hayvana bahsediyor? Var var. Hayvanlar orada... Yok orada şu anda hatırlamıyorum ama indirebiliriz onu. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Allah o kadar işi kolaylaştırmış ki bize. Melekler üstün yapacak ya bize. Meleklik var, melekelik. Melekelerimiz var. Mesela ben bir sıfatım var. Bilmiyorum nasıl bir şey, nasıl terbiye olur? Ha köpek diyor. Temsilcisi köpek. Köpeği nasıl terbiye ediyorsan bunu da öyle terbiye et. Mesela ha yılan diyor. Ha kuzu diyor. A deve diyor. Onun bizde şeyi var. Mesela kincidir deve. Yedi seni unutmaz. Dövdün değil mi? Falan. Hiç yapmaz. Çalışır seni tıkır tıkır. Uyurken bakar böyle bu tamam. Tam üzerine çiğner onu. Sahibini kemiklerini kırar öldürür. Yedi seni unutmaz. Ha bizde o kin. A size şey diyor. Deve. A diyor şey sadakat namı altında. Batıla sadakat. Ha köpek. A diyor ayaksız yılan. Benim ayaksız yılan böyle şey yapan, beste şeyi diyor vesaire. Bu içimizde hepsi dolu. Hep hayvanları kullanıyor. Görmedim ama dikkatimi de... Çevirsek diyor, bak. İçini dışını çevirsek diyor. Peki ne oluyor? İlk isim maymun olur diyor. Maymun nasıl terbiye oluyorsa maymun sıfatımız öyle terbiye olur. Yani bu böyle şey yapınca doktor içimizde karaciğerin böbreğin dışında bunlar da varmış ha. Hayvanlar sanki hayvanat bahçesi. Hatta bir kısmı Aleviler ehli sünnetin inadına sünneti terk ediyorlar. Ata Alevilere gitmeye gerek yok ki. Bizim içimizde var. Bunu nereden getirdin diyor. Siz kitabınızda yazıyor mu diyor. Kaç tane var böyle. Gidiyorsun başka bir yere. Aynı şeyi okuyorsun. İşte bu inat bunu yapıyor. İnat bunu yapıyor. Ha inadın terbiye etmede en büyük silah hakikattir. İnat hakikate teslim oluyor. Ama hakikati hakikat olarak görmeye başladığı noktadan sonra. Çünkü hakikati göstermiyor. İnat göstermiyor. Bakın başta bahsettik inat aklı devre dışı bırakıyor. Muvazenenin mizanı bozuyor. Muhakeme sistemini bozuyor. Hakikate ulaşma noktasında kesinlikle perde yapıyor. Hiçbir şekilde olan ulaşmanı ortam vermemeye çalışıyor. Mehassin-i İslamiyet, Envar-ı Kur'aniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Bakın yine inada karşılık mehasin-i İslamiyet. Demek ki inadı perdesini neyle yırtabilirmişiz? Mehasin-i İslamiyet'le. Hatta bir adam... Peygamber ve sahabe güzel ahlakını gösterdi. Böyle bu sefer inadı kırılıyor. Yani ısrar etmeyeceksin anlatmada. Anlatma, yaşa. Aslında mehasin deyince değil mi? Fiili ne göster demek. Yani evde de bir şeyi... Evet, ben doğru söylüyorum diyor. İslamiyet anlat değil yani. Evet. Yaşayarak. Evde hata şu. Mesela evde niye böyle yapıyorum? Tamir ve vesile olsun hem de. Birbirimize de öyle. Doğruyu anlatıyor. Anlatma kardeşim. Şu anda anlattığın zarara mal oluyor. Çünkü bir gerilmiş orta. Hak batıla hizmet edecek şimdi. Kesinlikle. Hak batıla hizmet eder. Anlatma ya. Kavga ortamında. Aha! Aha Kur'an'da var. Aha! Aha Risale'de var. Aha şeyde var. İnan bunu inkar edecek. Sen sebepsin. Aha ettin sen diyen sen zaten ettirdin. Etsin diye yapıyorsun zaten. Zannediyor. Oysa o ortamda hak gösterilmez. Hak ne yapılır? Yaşanır. O hak olsaydı seni gösterdiğim ve inandığın şey, senin aleminde hak olsaydı, sen susardın. Allah Resulü'nün itirazı olduğu zaman ses yapmadı, çekip gitti evden. Niye göstermedi? Ben Allah'ın peygamberiyim, bana uymak zorundasınız dedi mi? Demedi karılarına. Ne yaptı? Ses yapmadı, gitti. Öyle bir önemli ki. Kesinlikle çok müthiş. Gelin oğlarda külliyattan delil gösterme, külliyat inkar eder. Sen hoetti suçtu. Hayır. İstanbul hukukunda hırsızlık kadar çaldıran da suçludur. Niye tedbir almadın diyor. Niye onun nefsine mağlup olmasına vesile oldun? Yani çalan suçlu olduğu gibi çaldıran da
suçludur. Çünkü zaaf var. Gergin anında, gerildiği anda ortam, ev veya çocuk sakın bir şey anlatma. Sonra nurcuların çocuğu derslere onun için gelmiyor. O gergin ortamında bak nimeti bak görüyorsunuz hala şey yapmıyorsunuz. O uslubu, doğru söylüyorsun ama uslubun yanlış olduğu için yanlış uslubunun içerisine doğru şey koyuyorsun. Usta şey Hazreti Ali diyor ya Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendileridir. Kılıca geçirmişler Kur'an'ı. Hazreti Ali'nin manidar sözü çok acayip. Ben o kadar hayatımda şey yapmaya çalışıyorum ki ona. Bununla Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirler ta kendileridir. Mali. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Sana bir şey bile diyorlar. Mesela hani birkaç nerede şey yapmıştık. Mesela sarık var. Namaz kıldın. Orada çocuğa tokat atma yani sakın. Elinde kitapla. Of. Hani oluyor bazen bir şey oluyor. O an diyorsun bağırıyorsun, hiddet ediyorsun ya da saydıracaksın. Evet. O şekil kalıyor kafasında. Yani cübbe, işte kitap elinde, o kitap okurken sana bir şey yaptı, bilmem ne yaptı, o hiddet ettin mi otomatik kalıyor diyorlar. Beyninde kalıyor. Mesela şeyde oluyor. Bizim eskide köylerde vardı böyle, takonya vardı böyle. Bir şey yapılıyor hata, namaz kılıyor, gerilmiş. Ben biliyorum, bildiğim için söylüyorum. Gelmiş namazı kılar kılmaz selam vermiş. Takonya vardı ya tahta namaz kılıyor. Hemen yanında takonyalı. Çünkü evin ortası o zaman beton yok, halı yok, toprak. Takonyasını aldı namazdan sonra fırlattı. Diyor ki ömrüm billah o namaz halindeki bana takonyayı atıp kafamı yardım hiç unutmuyorum. Namaz da yaptı diyor. Şimdi peki biz ne yapıyoruz? Biz yani kendimiz gerilmiş bir ortamda içine hak koyuyoruz. O uslup, dömedi mi lan sana, kaç defa söylüyorum, içine hak koyuyoruz. Veya işte tam ortam şey inatlaşmış, Kur'an'dan göstermek. Mesela evlilik, bak ha, var diyor. Kardeşim bunun şakası da olmaz. Var ama onun hakkını o bilmiyor. Onun senin üzerindeki hakkını sen bir bilsen. Ya bitti ya geç ve sebebi de sensin. Çünkü ona uygun olmayan o ayeti Allah bile vermedi. 23 senede tamamlanmasının sebebi o halete uygun hale geldikten sonra ayet iniyor. Toptan getirmez miydi Cenab-ı Hak? Sana 12. mektupta bulunuyor ya. Üstad'a mesela münakaşa suretinde sual soruyor. Üstad cevap vermiyor. Vermiyor. Münakaşa suretinde evet. 12. mektupta. 11 mi 12? 12 ya. Devam et. İnadın aktif olduğu zamanda hiçbir şey karşı tarafa fayda vermez ve dinlemez. Tam tersi. Kesinlikle zarar verir. İnat aktif olduğu zaman neresi devre dışı bizde? Akıl, tasavvur, düşünceler devre dışı. Vicdaniyatta his. Serbest bölge dedik ya zaten. Evet. Dünyandasın yani. İnat oldu mu iki şey devre dışı olur kesinlikle. Ezber değil. Nemrut'un karşısında İbrahim. Merhametin de kalkar, hikmetinden kalkar. Evet. Çünkü İbrahim-i Meşrep, rahim, şefkat ve hakim hikmet. İnat anında hikmet de yoktur, merhamet de yok. Tasavvur kalkmaz, tasavvur tam dersi faal olur. Tasavvur devam eder, çok şiddetli. Kalkar demedim ben zaten, evet. Düşünceyi bozuyor. Bozuyor. Vicdan sükut etmiş oluyor. Bozuyor. Abiler, şefkat işte. Hı-hı. Şefkat devre dışı. Hikmet devre dışı. Yani akıl devre dışı oluyor, hikmet. Ruhsal haletler var ya, şefkat. Şefkat ruhsal latifedir. Şefkat-i Mukaddesenin bizdeki şeyi. Şefkat, muhabbet, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Mesela iftihar da edemez kardeşinden. İnat ya. Doğru söyledi. O ne güzel ders yapıyor. Mesela acayip şeyler ya. Bir tuhaf. Hariç değil bu. Hepimizde var yani. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mahpushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini. Ya bak böyle bir şey 70 gün ya. İnada bak nasıl neler yaptırıyor yani. Evet bizi en fazla ilgilendiren bu. Bak şimdi. Benimle gafuru.
Şimdi aile hayatında en mühim nokta budur ki, kadın kocasında fenalık ve sadakatsiz görse, o da kocasının inadına kadının vazife-i ailevisi olan sadakat ve emniyeti bozsa, aynen askerdeki itaatın bozulması gibi o aile hayatının fabrikası zir-i zeber olur. Yani inat ediyor mesela koca kadına veya kadın kocasına inat ediyor. Onun inadına o dışarıdaki vazifesini terk ediyor. Öbürü evin içindeki vazifesini terk ediyor. Bu böyle düzen bozulduğu zaman ne diyor? Fabrika diyor. Bakın. Fabrikayı zir-i zeber eder diyor. Aile bir fabrika. Fabrikanın çarkları bozuldu. Rulman dağıldı. Cak cak ses çıkmaya başladı. Sonra kırıyor. İlanatla ve muhtaç olanların nazarı dikkatlerini celbetmekle olur. Hapsimizle nurlara nazarı dikkat celp olunur. Bu ilanatla hükmüne geçer. Evet. Maalesef. Bu ilanat hükmüne geçer. En ziyade muannit veya muhtaç olanlar onu bulur. İmanını kurtarır ve inadı kırılır. Tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişlenir. Demek ki hakikat, bakın hakikatlerle karşılaşınca, iman hakikatlerle karşılaştı ve bunları tanımaya başladığı zaman inadı kırıldı ve dairesi genişledi. Muannet kelimesi de var ha. Taradın mı onu hiç? Yok. Yani hapis bir musibet, bu nazarlarını değiştiriyor. X bir web sitesi var korkunç böyle. Zındıkların olduğu yer. Falan siteye falan kişiye girmeyin diyor. Ben diyor onu mahkeme sürecine diyor daha suçlu göstermek için eski videolarına bakayım dedim diyor. Suç yapıp mahkemeye sunayım diye. Yazıyor yani hala duruyor yazısı. Fakat diyor 10 tane videosunu seyrettim diyor. 7.sinde diyor benim hastalığımın çaresini orada buldum diyor. Yani vehim ve vesvese galiba intihar. Ben diyor tavsiyem sakın bunun videosuna girmeyin. Suç bulacağım diye diyor. Bak en muanit var ya ziyade muanit. Ben diyor. Adam çare bulduğu halde. Evet. Yazıyor. Allah Allah. İsim vermek istemiyorum işte. Yazıyor. Muanit. Evet. Şimdi adama mesela 10 saat ya ders anlatsaydın. O adam belki ya. Dönmeyecekti. Evet. Ama sizin hapse girmenizle. O gördü. Şefkati değil. Dolaştı. Bu suç bulacağım dedi. Daha fazla çünkü mahkeme süreci devam. Çünkü bunu mutlaka doludur. 10 tane diyor şüpheli videosunu indirdim. Hepsini tek tek dinliyorum dedi. 7.sinde dedi benim hastalığımın çaresini mi? Ben diyor kurtarım. Ben dedi ve vesvesede böyle şey yapıyor. Psikoloji isim kullanıyor. Şizofreni şu bilmem neydi falan. Sayıyor bipolar bozukluğuydum diyor. Fakat bunda buldum diyor. Bu diyor bunları da bahsediyor diyor. Ve diyor kaç defa dinledim ben bunu o tedavi için. Ondan sonra video daha dinlemedim diyor. Daha suç değil, değil. Ben dedi bunun talebesi oldum diyor. Ama dersin ama hala muariz. Bir muariz diyor da değildir de. Ama şey yapmıyorum. Niçin söylüyorum? En ziyade muanit. Seni şahsını görmüyor. Ortadaki dersi görüyor. Veya muhtaç imiş. Pak diye bulunca. Bir inadın bilmeyerek farkında olmadan olanı var. Bir de bilerek yapan, mütemerritler yani temerrüt olanlar bilerek yapıyor. Bu bizdeki çoğunlukla ailede ve bizde kendi içsel veya dershanede veya evde uygulanan çoğusu Müslümanların da bilmiyor. Bilmiyor. Bilmedi. Şuursuz. Evet bilmeden yapıyor. İnat ediyor. Şimdi zannediyor ki ben bunu kocaya ceza vereceğim. Zannediyor ki ben karıma ceza vereceğim. Yani bu ceza, bu eğitim zannediyor. Böyle yaparsam ileride kazanımımız daha fazla olur. Hatta diyor ki belki de kılıf böyle yapayım ki o düzelir. Gelecekte böyle evimiz daha huzurlu olur. Kesinlikle yanlış. Evet. Belki Adem'in kabul perdesi altında gözünü kapamakla bir küfrü inadı yapabilir. Bak küfürde inat ediyor. Ne? Adem'in kabul perdesi altında. Gitgide küfrü mutlaka düşer. İnsaniyeti mahvolur. Bir şeyde inat ediyor. Bu inat ettiği şey ne? Adem'i kabul perdesi. Ve bunu bilerek yaparsa küfrü inada giriyor. Ve sonra gitgide küfrü mutlaka düşüyor. Ve insaniyeti mahvoluyor. Adem'i kabulle kabul Adem farkı şöyle. A, B, C, Ç'den kalsın kafanızda. A, B, C, Ç'de. Adem'i kabul, vallahi din var. Benim ilgimi çekmez. Beni böyle
Ne dinsiz ne dindar. Ama dindar değil böyle. Dinleyişim yok. Düşman değilim. Ama dinleyişim yok. Adem. Kabul Adem olursa ki iddialisttir. Sonra küfrü inat. Eğer bu küfrede inada inat yaparsa ne yapıyor? Küfrü mutlak olan dalalete sapıyor. Bak gaflet dalalet oldu. Sonra inkara kadar gidiyor. İnsaniyeti mahvoluyor. Kabul Adem'e dönüş. Evet. Mesela sen şimdi Mehmet abi gözünü kapat abi. Ben diyorum ki burası aydınlık. Ya. Sen kapat. Nerede aydınlık? Ya. Sen şimdi adamı o kadar güzel deliller anlatıyorsun. Hakik iman noktasında. Gözünü kapatıyor senin anlattıklarına yani. Aynen. Gözünü kapatıyor. Küfür inadı yapıyor. Kesinlikle. Devamında da şey diyorum. Maddi hem manevi cehenneme gider. Hem maddi ve manevi. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. Oo, insaniyeti mahvolunca zaten maddi mesela, manevi cehenneme gider. Ev yani. Ne olur? Dershane ne olur? İçi ne olur? İç uygulayalım. İnsanın içi cehennem olmaz mı? Cehenneme girmeden cehenneme gider diyor. Gidecek değil mi ha? Mektubatta cümle akışı şöyle. Cehenneme gitmeden mane cehenneme girer denmesi gerekirken cehenneme gitmeden cehenneme gider. Girer diyor. Yani ne yapar? Kardeşim o evde yaşanır mı? O adamın içindeki inat ya. İnat etmiş yanlış vesaire. İçi ne olur? Acayip bir şey olur ya. Hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. Nasıl bir volkanik ya? Ne o ev ev olur, ne bu ruh burada yaşayamaz ya. Osman'a bir şey sorabilir miyim sana? Muannit dediğin zaman bir hal. Ama zatı gösteren bir durum değil galiba, değil mi? Mesela innatçı başka, innat başka. Ama muannit deyince kişinin kendisini gösteriyor. İnat mastar ya. Evet. Evet. İnat fail. İsmin fail. Eyleme dönüştürmüş. Yaşayan. Fiil hali nedir peki? Ne? Fiil hali yani onu bilmiyorum. Söyledi ama tam söylemedi. Nerede? Fiil halindedir muannit. Eylem tabii fiilidir o. İnadın fiildeki hali muannit. İşte onu İnat eden demektir. Az önce arkadaşlar söyledi ya namazda innat diye. O sanki hırsa giriyor gibi geldi. Yok, muannit, hakta. İnat hırs. İnat eden demektir i̇nat muannit. Yani, yani kişi var burada. İnat eden. Şimdi şeye baktım bu yandan muannit kelimesi Üstad hep muannit mülhit, muannit kafir. Ama fiil gösteriyor. Daha o dediğiniz gibi müşahhas yapıyor. Şey kısmı yani bu işte ilhatta olan muannit bilerek yapıyor yani. Bilerek yapıyor yani. O tarafı daha çok bak şimdi senin için 4-5 tane yan yana gelmiş. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı memul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefsi emareye veriyorum. Vermiyorum. Ve Risale-i Nur şakitlerine yakıştıramıyorum. Belki nefsi emaresini terk eden evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Evet. Siz benim bu hüsnü zanımı inat ile kırmayınız, barışınız. Görüyor musun? Şimdi Bismillah inat eden Müslümanlar için kullanılıyor. Şimdi Resul uyandırdı biraz da. Osman abi onu, şey kafir onu söyledi. Muannit kafiri de küfür ehlinde kullanılıyor. Daha, öyle söyledi ya. Daha çok bilerek yapan. Onunla sıfatlanmış. Hı hı. Ama bizdeki inadı herhalde öyle tarif etmiyor üstad. Müminlerde muannitlik bir kavram olarak olabilir. Evet muannit yani Müslüman için söylenmiş küfürde olmayabilir yani. Geçtiği yer muannit küfürde kullanılıyor. Evet. Muannit bir kafir, muannit mısın diye geçiyor. Muannit bir Müslüman olmaz. Evet. Çünkü Müslüman'da vicdan aktif. Evet. Müslüman'da inat. Aha işte bak inatla kırmayınız. Bizde inat var. Ya. Yani niçin? Mastar olduğu için dönebiliyorsun. Muannit artık geçmiş olsun. Çok zor. Anit kelimesi de varmış. Anit. Ayetlerde de geçiyor. O inatçı demekmiş. İsmi faili o. Muannit herhalde daha taftilli olanı. Evet. Fazla olanı ki o zındık manasında. Zındık evet. Zındık gibi olur muannit. İnat. İnadı yapan kim? Anit. Anit. Ayette geçiyormuş. Dört ayette geçiyormuş. Anit. İnatçı. Nasıl bir şey ya bu? Her ders bize isabet ediyor.
Bu kadar konuşuyoruz, konuşmaya da sonsuz devam edeceğiz ya. Hep bizde ya. Tamam da bu kutunun içine nasıl koymuş yani? Hepsi burada mı ya? Elbette. Elbette o civan mertler inadını ve garazını ve adavetini, milletin selameti ve bu hapis istirahati ve perde altında anarşiliğe çabalayan bolşevizmi aşılayanların ifsatlarından kurtulmak için hiç menfaati bulunmayan ve bu fırtınalı zamanda zararı çok olan adavetini ve inadını feda etmeleri lazımdır. Evet, gördünüz mü? Neler yapacakmışız? Civan mert olun. Bu mütemerrit inatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakaiki imaniyeye karşı muaraza ettiklerinden. Bak, iman hakikatlerine karşı muaraza ediyor. Mütemerrit inatçılar bilerek yapıyor bunu. Firavunluk derecesinde bir gurura sahip ve dehşetli dalaletleri var. İnada bak, nasıl bir şey yani. Yani o inat ve gurur olmasa, aslında hakikatle yüzleşse, hani az önce dediği gibi, aslında alacak yani. Ama hani bir kalkan gibi geçirtmiyoruz. Ya adama gösteriyor vahiy. Diyor ki Velid bin Mughire, böyle acayip zalim, onun hakkında 10 tane ayet gelmiş. Gayrimeşru olduğunu Kur'an söylüyor. Allah söylüyor bunun gayrimeşru olduğunu. Yani diyor ki, adamı okuyorlar. Gelmişler ya, oturuyormuş böyle, bakmış. Bu demiş, ben bilirim, yaştı. O muallakat-ı seba deyine, şeyde yazısında olan adam. Bu demiş, geçmişi biliyor. En yaşlı buyum. Ben geçmiş şairleri bilirim. Hiçbirisine benzemiyor. Şimdikileri de benzemiyor. Böyle bir şey de duymadım. Bu dedi, şeydir, vahidir ama sihir deyin dedi. Sihir deyin. İnada bak. İnada sihir bak. İlk kap onlar çıkıyor. Sihir. Hasan abi. Kur'an onun 10 tane özelliğini sayıyor ya abi. 9 tanesi bakmış ki kendinde var ama birinde şüpheli. Hani evet. Onun zenim olduğunu söylenmiş. Evet. Gitmiş annesini konuşturmuş yani bak. Muhammed seni öldüreceğim diyor. Kılıcı çek diyor annesini ya. Kılıncı çekmiş annesine, demiş ki Muhammed yalan der mi demiş. Oğlum iman etmedik ama yalan demez dedi. Kılıncı çekti, seni o zaman da çıktı mı koparacak. Muhammed bana benim için böyle dedi. Tamam bende var. Burada böyle böyle hepsi var. 9, 10. Zenim dedi diyor. Yani belli değil şey. Ben kimim dedi. Oğlum dedi, sen dedi babanın çocuğu olmuyordu. Bizim çobandan aldım seni dedi. Nesli devam etsin diye diyor. Ve geldi. Onu Ebu Cehil'i bekliyor. Velid İbni Mughire'yi bekliyorlardı. Böyle Muhammed senin hakkında böyle dedi. 9'u var Velid ya demişler falan. Git aniden öyle. 10. sen. Yoksa hepsi karar vermiş. Hücum etmekler varmış böyle kavmiyetçilikte. Böyle birisini böyle itham ettiğin zaman bir adetmiş. Birisini gayrimiş böyle dediğin anda gidip ispat edilemezse komple şey seni ortadan kaldırır. Haklar sahibiymiş. Kan davası da olmuyormuş. Toplanmışlar. Herkes kuşanmış. Baktı birini geliyor. Oturun demiş. Haklıymış demiş. Doğru söyle demiş. Gidelim iman edelim. Yok. Yine adam var değil mi? Adetlerini muhafaza da çok mutaassıp ve asabiyetlerinde fevkalade inatçı ve kasaveti kalp ve merhametsizlikte emsalsiz ve hatta diri diri kızlarını toprağa gömüp öldürürlerken müteessir bile olmayan pek çok vahşi kavimler oturmaktaydı. Burada oturuyor işte bak. Düşün yani. Gayet normal değil mi? Aa işte o gayrimeşru çocuğu nasıl imamlık istemez? Aa işte o zaman adetmiş ya. Kızı canlı canlı gömüyoruz. Bari öldürün lan. Öldürün de gömün. Canlı canlı toprağa gömülür mü ya? Bu da insan gibi gözüküyor ya. Nasıl oluyor? Ve normalmiş. Annesi de teslim ediyormuş, güzel giydiriyormuş. Hadi götür. Abi öldürmemeyi de bir şefkat gibi mi görüyorlar acaba? Yani öyle bunu gözünü senin soruna katlıyor. Cevap verebilmem için yani, öyle ha. Allah muhafaza. Yani. Devam et. Yani Resulullah'ımız bu tarz insanları nasıl düzeltmiş abi ya? Ha o başka. Ona sokma şimdi. Gene o acayip bir şey. Biraz önce gene sokacaksın. Nasıl peygamber? Nasıl insan? İnsan mı? İnsan böyle olur mu? Bilmiyorum.
Bak asabiyetli fevkalade inatçı diyor ya, burada bak merhametsizlik, demek ki inatçılık merhametle düz, beraber kullanılabilir. Yani inadı vicdan kırma. Yok, vicdan yok. Temiz şefkat dedik ya. Evet. Bir Allah Resulü'nün bir şefkat etmiş, bir de cömertçe davranmış. Sahra'daki develeri vermiş, adam düzelmiş. Müslüman olmuş. Müslüman olunca bu sefer aldığı develeri de tasavvuduk etmiş. Bir tuhaf sistem çalıştırılıyor. Peygamberin bak bu inatçılar ne yaptı? Şefkat etti. Zulümlerine mukabele etmedi. Şefkat etti, merhamet etti, sabretti. Bir de cömert oldu. Adama verdi. Allah Allah, bu ancak diyor insan olamaz diyor. Halbuki bu zat-ı nurani. Devam et. Sonra aldığını tasadduk etmiş, biliyor musun, Müslüman olunca. O alınca Müslüman oluyor. Çünkü bunu veren demiş normal insan olamaz. Bu cömertliği yapan ancak peygamberdir. İman ediyor, tekrar tasadduk ediyor. Sisteme bak yani, bir garip yani. Aklım almıyor. Devam. Halbuki bu zat-ı nurani pek çok adetleri, pek çok asabi, inatçı kavimlerden cüz'i bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek, nezih, ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Demek ki bu inatçı, asabi ve gibi haletleri neyle kaldırabiliyormuşuz? Yüksek, nezih, ahlak ve adetlerle. Kim birisi sormuştu, neyle kalkılacak Ali mi? Şey söyle. Yasin. Yok yok. İşte yüksek ahlak ve nezih. Yüksek ve nezih ahlak. Evet. Bir de adetler. Bunlarla doldurursak inadımızı kırarmış. Bunlar düzelirmiş. Biz düzelirmiş. Evet. Biz. Başkası değil. Ama kavmin de mi inadı oluyor? He? Burada inatçı kavim var. Yani. Evet. Kavimde ise o inatçı... O kavimlerde adetler var ya, görenek dedi ya başta. O görenekleri var. O görenekte inat ediyorlar. Ama doğru olmadıklarını bile bile. Pek çok adet. Pek adet çok asabi. Adet. Köyün bir adeti oluyor mesela. Sizin köyün bir adeti vardır. Buradaki asabi şeyle, asabi. Yani tepkisini değişik gösteren demek aslında. Kamiyetçiliğin getirmiş olduğu örf, anane, kültür ve gelenek demek. Bir daha. Asabi demek burada. Kamiyetinin ferde yüklediği kültür, gelenekleri. Nasıl dönmüş onlar? Bizim gibi değiller. Biz çift tarafı gördük. Biraz zararımız var şimdi. Anne babadan gördük. Onlar bu kadar zulümleri de gördüler. Sonuç itibariyle beşerdir. Sonra bir ihsan, ikramı, şefkati falan hiç ömründe görmemiş. Şefkati görmemiş. Adaleti, muameleyi görmemiş. Hikmeti görmemiş. Hepsini... Bir de tamamen zıttı karşıda görünce hemen müncelip olmuş. Celbedilmiş. Hani hakkı hemen ama. Yani çünkü biz mesela evde şefkat gördük, o görmedi. Biz... Şunu gördük, o hiç görmedi. Yani ne vardıysa şu anda İslam adına hiçbirisi yok. Ne evinde ne toplumda. Ama bir anda bunu görünce zıttına inkılap etti. Devam. Ali bak bu insafla alakalı bir şey. Cenab-ı Hak. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Aklımdan çıkmıyor da. Ben şimdi bugün buradan çıktığım zaman şu dersin benim üzerimdeki en büyük tesiri şu olacak. Belki hepsini okuduk, anladım gibi zannediyorum ama. O mehasini İslamiye... Beni çok etkiledi diyorsunuz ya, yap diye bastırmak, söylemek değil. Kendin yaparak, yaşayarak. Mesela Hasan abi, Urfa'da şöyle bir şey yaşamıştık. Bir ortak noktayı bularak, zıttıkları bir kenara koyup o ortak noktadan işlemek. Bir yaşlı bir insana, PKK sempatizanı idi. Hasan abi, ben olsaydım orada, adamla zıtlaşacaktım. Ne PKK'sı bastıracaktım, anlatmaya çalışacaktım. Ama Hasan abi şöyle yaptı. Ortak bir noktayı bularak oradan girdi. O adam dükkanında toplasak bugünün parası belki 1000 liralık bir malzeme yokken orada 10 kişiydik. O akşam bizi iftara davet etti abi, hatırlarsınız. Yani inadını kırmak, mehasini İslamiye, bu benim bugün öğrendiğim şeydir. Çok önemli. Cenab-ı Hak temsili terk etmez. Zira belagatın iktiza ettiği bir temsildir. Belagatın iktiza ettiği şey terk edilmez. Öyleyse Cenab-ı Hak bu temsili terk etmez. Binaenaleyh insafı olan o temsilin belih hak ve Allah'tan olduğunu bilir. İnat ile bakan adam ise hikmetini bilmez
tereddüde düşer. Bak hikmet. Evet, hikmet. Zıttı. İbrahim öyle misin? Hikmetin zıttı. İnat ile bakan adam hikmeti görmez. Ya. İnsaflı demek ki insaf inada ters. İnadın zıttı insaf. Evet, yani insaf faaliyet olursa, inkişaf olursa o insanda inat kırılmaya başlar. Zaten insafın Arapçası nısıftan gelir, yarılamak. Evet. Yarısı, yarısını yarıladın, hak gelirse şey yapacağım. Zaten soru sormak, ciddi yani insafla sormak diyor. Yarısının cevabı bende var, yarısını da sen ekle. Evet, gelmiş zaten. Çünkü insaf nısıftan gelir. İnsan. Yarısı, yarıdan bakmak. Yani ben karar vermemişim, ikisine eşittim yarı, yarı yarıyı. Tamam. Hülasa. Böyle bir soru sorabilir miyim o zaman? Yarısını bildiğim bir soruyu. Hasan abi. Diyorsunuz bize Hasan abi, sıfat var, esma var, bir de esmanın sıfatları var. Evet. Şimdi burada inada baktığımız zaman bu bir sıfat. Sıfatın sıfatı veya sıfatın esması veya esmanın sıfatı bununla alakalı da söylenebilir mi? Sorun. Çünkü mesela inatla kibri, gururu... Onların sıfatları belki gibi yani. İnadın sıfatları gibi. Doğru. Ama hem o kadar bir şey ne kadar büyük nimetse o kadar nikmettir. İman ne kadar büyük bir şeyse ne kadar dur. Yani iman nedir? Onun küfür o kadar zıttıdır. İtikat ne kadar şeydir? Kur'an'a muhataptır. Şirk o kadar değişir. İnat hak ve batılı var ya. İnan ki inat kesinlikle inat aktif olan insanda insaf yok. Olmaz. Gerçekten yok yani. Şey yok. Nısıfı yok. Yani. İnsaf demek nısıf. Yarılaması yok. Yok. Külüme bitirmiş. Aynen. Ya ne diyor ya? Adamın ihtiyacı var. 5 katlı bina. Ya bakar mısın ya? Tahtiyenin karşısında. Sen de olmasın da inatla. Ben de olmasın. He ya. Bu nasıl bir şey ya? Gelip imza atmıyor ha. Almadı. Hülasa. Özür dilerim. Diyor ki inat bir murattır. Bunu savunan insanlar var. Ya niye yaptınız diye ben tartışmalara denk geldim. Abi diyor ben muradıma erdim. Olsun ne olsun. Benim için bir murat. Muradıma erdim. Allah Allah maşallah. Hülasa. Ne diyelim abi? Adamın muradına baksana. Murat. Başka bir şey kalmamış. Başkasını yok ederek. Var oluyor. Kendisi. Hayır var olmuyor. Kendisi de yanıyor. Evet. Ben inat edeceğim de. Ben mutlu olacağım diyeyim bir tane insan gösteremezsiniz. Kesinlikle yoktur. Yani inat ediyorum çünkü mutlu olmak için. Hayır. Yok ya yok karşı öyle bir şey ya. Siz inat edip de mutlu olan birini gördünüz mü? Karşıyı yok edince bir lezzet alıyor mu abi? Yok. Lezzet almıyor kendi yanıyor zaten ya. Başka o da yansın da diyor. Ben de yanayım daha da kötü olsun önemli değil diyor. Hiç lezzet yok. Yok yok hiçbir şey yok. Elem içinde elem diyor. Ya elem içinde elem ya. Ben görüyorsun da inat edeni karşında görüyorsun. Evet, hülasa mümin insaflı olduğu için Allah'tan olduğunu tasdik eder. Bak, mümin insaflı olduğu için Allah'tan olduğunu tasdik eder. Kafir olan adam inatçı olduğundan bundan ne fayda var der. Ebu Cehil gibi hakikati kabul etmemekte inat ederler veya dehşetlerinden kulaklarını kapayıp kaçarlar. Kulaklarını kapatıyor adam. Sırf doğruyu hakikati duymamak için. İnada bak. Kalbe bakıyordu. Ya. Kalp şey oluyor. Kasaveti kalp diyor zaten. Kalp kasavet. İnatçı adamda kalp kasavet olur. Şimdi fakat dünya bu sevki menfaat. Yani menfaate sevk eden her şey için hırsı cah, küfrü inat, gafletü kesl, şirkü dalal gibi ilaçsız hastalıklara tutulanlar için. Bakın bu hastalıklara tutulanlar için sevki menfaate sevk edecek neler varsa onu yapması lazım. Bu muannit ehli dalaleti inadını kırmak ve insafa getirmek için. Bak Ali yine insaf. Bu muannit ehli dalaletin inadını kırmak ve insafa getirmek için Kur'an-ı Hakim'in esrarından bazen istimdat ederim. Ya işte şu sırdandır ki. Muannit ehli dalaletin inadını. Bak muannidin inadını. Muannid evet. İşte muannid istifail dalaletin sıfatı. Çok güzel. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı,
hasedi gibi her şey şedittir. Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inat eder. Tabii hırs inada çok benzemiyor mu? Hırs. Farklı tam olarak ne? Biri kendini sanırsam kendi kazanmak için, biri de karşıyı yıpratmak için. Yani inat karşıyı düşürmek için. Bak hırs, ifratı o da olmasın, bende de olmasın. O haset abi ya. Haset. O haset. Hırs. Hırs sebebi hasarettir diyor mesela. Ha, ben hasetle şey. Söyle abi. Çalışmıştım ya inat. Şöyle gördüm ben inadı. İnat öyle bir şey ki bütün her şeyi oynatıyor. Hırsı da kullanıyor, hisleri de kullanıyor. İnat burada şey yani, kendisi müstakil. Merkezi bir şey. Merkezi bir şey. Çoğu şeyi yerinden oynatıyor, yukarı çıkartıyor. İşte hak oluyor, o hissiyatları yukarı çıkartıyor, daha da aşağı indiriyor. Yani hevani bir şey o zaman. Her şeyi kullanıyor yani inat. Baş motoru gibi. Belli, aynen öyle bir şey olarak görmüştüm ben de. Şey, inat Hasan abi esmaya mı bakıyor, sıfata mı bakıyor? İnat mı? Evet. Çünkü ona göre bunları da... Sıfat gibi sanki. Ben öyle... Ben sana bir şey söyleyeyim. Biz işte şu dedim ya başta. Şuunattan bahsettik. Şefkat ve merhametten bahsediyoruz. Onu en fazla... Ama tabii bir hikmet olarak göreceksek hikmet, esma sebesi hikmet. Orada bir sari bir makamı yok da onunla örtüyorsa o kadar berbat bir şey ki ancak şuunatla karşısını çıkabiliyorsun. Ancak yani. Mesela bu haset ya. Haset ifratı nedir? Bak inat, hırs, haset. Hırs da öyle. Hırsın ifratı karşıyı yok eder. Tefriti kendisini yok eder. Vasatları ise hem o hem ben beraber olur. İnat mesela karşıyı ne yapar? Kendisi yandığı halde karşıyı yok etmeye çalışır. İnadın ifratı, karşıyı. Tefriti ise kendi mesela dersi gelmiyor. İnat ediyor. İnat ediyor. Mesela benim sevmediğim diyor mesela bizzat diye ben. Orada geliyor ya ben gelmem diyor. Peki ihtiyacın var mı? Çok diyor. İçim yanıyor ama gelemiyor. Kimseye şey yapmıyor. Kendisini blok etmiş inatla. Hakk'a gidemiyor. Bu tefriti. İfratı ne yapıyor inat? Karşıyı azap elimde bırakır. Zulümata atar. Ama kendisi de aynı şeydi. Devam et. Şeyi ya hırs başka bir şey, inat başka bir şey yani. İkisi de başka farklı kategoride olan hem dimağda olan ama ekseriyeti dimağda ikisi de. Hem hırs da hem de inat da dimağda. Şeytanın mühim sıfatlarından bir tanesi inattır. Desisesi diyor. Şeytanın desisesi diyor. Evet evet. Kibir. Şeytanın en büyük sıfatları yani inat etme, kibirlendi. Hani var ya kendine ait. Nemrut'la özdeşiyor inat. Yok mu şeytanın? Yok şeytanın sıfatlarında daha çok kibir var. Kibir inat yok mu? Yani ya inat olabilir onu. İfrat olduğundan şeytani. Yani olabilir. Ama o şeytanın kullandığı desise gibi kendisinin... Ama vasatı da var tabii ki. Zaten. Doğru inadı kırmadı. Ama ifratı. İfrat. Hakiki ve mecazi inatlar yapar. Secde etmemekle inat etmiyor mu? Yani. Adam secde etsin affedeyim diyor ya abi. Ha, tamam o inat var o. Orada inat var. Var var yani. Kur'an'daki şeytanın sıfatlarına bakmıştım da 5 tane bulabilmiştim. Şöyle diyor. Kibir etti diyor. Kibirlendi. Haset etti. Enaniyet etti. Kibir etti. Haset etti. Ben merkezli düşündü. Kendini beğendi. Bu 5 tane. Ama 188 sözlerde 8 tane sıfat şeytanın sıfatıdır. Şeytan bizdeki aktifi. Sözler 158 veya 188. 8 tane madde. Orada şeytanın bizde musallat olunca bizde ortaya çıkan sufli şeyler. Sufli derken ifrat boyutu. Şeyde var, Barla 263'te var. Barla 263'te Latife-i İnsaniye'de inat gibi diyor. Çok korkunç bir şey. Barla 263 olan var mı? 273 galiba ya. Bir dakika şu sıradan 50 daha. Ha şiddeti, inadı, haseti gibi bir şey. Devamında olması lazım. Yani. Hemen dönüyor, ondan söyledim. Hemen dönüyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi inatta hakikati bilmek var mı? Abi hakikati bilmiyor. Doğruyu biliyor ama. Doğru bilme yok. Hakikate intikal ettiği zaman inattan vazgeçiyor.
En büyük inadın darbesi hakikatten geliyor. Sana bu şeytanın hakikat bilmiyor. Tamam, hakikat olduğunu bilmiyor ki. Doğu bunu bilerek yapıyor. Hakikat olduğunu söylemiyor ki. Hakikat ne demek abi? Hayır abi, hakikati bilse o adam iman eder zaten ya. Hakikate intikal edemediği için iman etmiyor. Ama fiilinin yanlış olduğunu biliyor. Onun da yanlış olmadığını biliyor. Ama bilerek yapıyor. Evet. Bak. Bak, Muhittin'in söylediği doğrudur ama hakikat değildir diyor. Tamam, evet, Murat abi söylüyor bak. Ben söyledim az önce. Murat'ın tamam, sen de söyledin canım, sen söyledin. Biliyor musun? Ya biliyorum, sen söyledin. Abi de söyledi abi. Evet. Tabii. Bilmeyerek yapıyorsa tefrittedir. Bilerek yapıyorsa ki ehli dalaletin sıfatıdır. Bak, inadın ifrat tefrit için. Ehli dalalet niye böyle şey yapıyor? Bilerek yapıyor. Ama mesela şöyle, hemen bir Müslüman 273 barlada geçiyor ya, Müslüman'da da var fakat hemen dönüyor, hemen o kaybı kazanıma dönüştürüyor, estağfurullah diyor. Diyor ki mesela, ben yanlış yaptım. Evet, hakikatin zemini oldu ama ya bedeli fazla verdi, öyle yanarak kaldı. 273 barla çok acayip, ben hep o latife insaniye söylüyor, bu cümle aldı ama o paragraf var ya, ince bir paragraf var. Latife-i insaniyi tahrip edip ortadan kaldıran. Latife-i insaniye, kalp. Kalptedir latife-i insaniye. Latife-i insaniyi ortadan kaldırıyor. Evet, Furkan kardeş de aynı toplamayı yapmış. Mektubat 33-34'ten bir yer, güzel. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz zail fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikata münafidir. Bakın, hikmet ve hakikata münafidir. O kadar, o şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru zaileye vermeyip âli ve baki olan hakaik imaniyeye ve esasat İslamiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye sarf eder. O hasleti rezile olan inad-ı mecazi, demek ki bir mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. Demek ki hakiki inat sebata inkılap ediyor. Evet, his olduğunu söylüyor. Hep zaten sistem miydi Hasan abi? His olarak gözüküyor. Ya haset de his. Hepsi yani şu ha. Yani mesela şefkat da his. Mesela bu muhabbet şiddet diyor. Hissiyat-ı muhabbetini diyor. Yani zannediyorsun ki histir. Kardeşim, sıfatlarda, ruhta, akılda, his zemininde, his zemininde ifade ediliyor. Hasan abicim. Nefs-ül emir oluyor. Evet. Tamam. Yok, orada birkaç tane şunlar da var abi. Söyle. Varsa İnadı mecazinin hasreti rezil olduğunu söylüyor. İnad hakikinin güzel ve âli hasret olduğunu söylüyor. Hasret. Filozoflara ve muanitlere karşı masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan bu elimdeki mecmuası. Bakın, burada da mehas var yani. Yani anlatma yok, fiil gösteriyor. Bak, ümmi, masum, Emirdağ layıkası. Buralara dikkat ettin mi? Bak Osman abi, masumlar ve ümmiler masumane ve halisane olan diyor. Burada yani ümmi veya masum birisini anlatmaya gerek yok. Zaten haleti belli ediyor. O filozoflara ve muanitlere halisane olan bu elimdeki mecmuası diyor, bu ümmilerin ve masumların en büyük bir vasıtayı galabedir diyor. Galip ediyor. İnatları kırıp insafsızları insafa getirirmiş. Ne mecmuası, ne bu? Filozoflara ve muanitlere karşı. Tam ne o elimdeki mecmua? Risale değil mi o? Çocuk mu yaşıyor?
Masumlar ve ümmilerin masumane ve halisane olan. Evet. Hem o adam nurların bir parçasını okuduğu cihetiyle, onun kerametiyle hayatını kurtardığı gibi ondan aldığı cüz'i bir ders-i hakikat hissiyle, o elim vaziyetinde, o inatçı tabiatında yine nurlara zarar gelmemek için susturuldu. Bak yine hakikat. Hakikat geldiği zaman bu hemen inadı kırılıyor. Ne dedim? İnatçı tabiatı deyince anlayamadım orada. İnatçı tabiattan huydan bahsediyor. Huy. Huy. Tabiat esaslı. Tabiatı var ya insanın kendi tabiatı. Huydan gelen. Evet. Bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın. Herkes sakati kanat verebilsin. Mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın. Herkese kati kanat verebilsin. Yoksa o münkirler yalnız cehalet ve eceliyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde inat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Vay be. İnkar etmek için adam gözünü kapatıyor ve inat ediyor. Yoksa başka türlü karşına çıkamaz hakikatin. Yani ya gözünü kapatacak ya inat edecek. Dikkat eder misin yani? Gözünü kapatıyor ya da inat ediyor. Aklını evet. Bloka ediyor. Yani hikmetten uzaklaşıyor. Hikmet olmayı da hikmet. Şey abi değil mi? Ben Latif Diktener'den çok acayip, tam Latif harbiden inatla alakalı bir şey var. Okuyayım mı? Oku kardeş. Bak, güz, Latif Diktener 5. Güz mevsiminde sineklerin terhisat zamanında yakın bir vakitte ve hodgam insanlar cüz'i tacizler için sinekleri itilaf etmek üzere hapishanedeki odamıza bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla dikkatime dokunmuştu. Odamda çamaşır ipi vardı. Bilahare insanların inadına sinekler daha ziyade şu aldılar. Yani burada da sineklerin inadı. İnsanların inadına. Sinekler daha çok çoğaldılar diyorlar. Demek ki inat bir şey var yani. Başka bir şeyi celbetmiş. Yani burada sinekler inat etti ya. Nemrut da inat ediyor. Dönü sinek inatmıştı. Evet. Mehmet yani. Evet. Şimdi burada yeni sayfa nasıl açıyorduk şey? Abi beyaza bak tahta işareti var. Tahta. İçteki şey körlük, dışarıdaki körlük. Yani anlıyor musun? Yani, bak dışarıda gözü kapatmak bir baharda. Gözünü kapattın. Aç diyorsun bak. Yok. Bu dışarıda böyle gözükürken içeride de hikmete ve hakikate karşı içsel gözünü kapatmak. Buna ne yazabiliriz abi? Kendini yapılandırır diyecek. Hakta sebat. Öyle mi yazalım? Kendi orada diyordu zaten şey sarih bir şekilde değil mi yazdı? He? Sebat ha, inkılap eder. Hakta sebat. Ne yazıyorsun bir dakika ben. Bak hakta ben şöyle yazdım. Sebat. Kendini inşa eder. Sebat yani. Sebat inşa eden bir işte biz şey demiştik. Şimdi. Yani ifratı bilerek inat etme, ifrat. Tefriti bilmeyerek inat eder. Vasatı hatta sıbata inkılap eder. Devam ettir karşılarına abi. Aynı öyle yapalım. Birkaç tane şey olabilir. Ne dedin abi? Bilerek abi, bilerek. Ha, bilerek. Bilerek. Ve nemrudane oluyor o. Mesela. Bilerek inat ediyor. Bilerek yapar. Nemrudane mi? Bu Nemrut sıfatıdır yani. Nemrutane sıfat. Tefriti nefsani bir sıfat yani. Bilmeden yapıyor. Hakta sebat eder. Hakta sebata inkılap eder. Hakta sebata inkılap eder. Hakikatin zemini olur. İfrata şey yapabilir miyiz abi? Şey diyordu ya. Meleği şeytan görür. İfrata. İnadın. Meleği şeytan görmesi. Şöyle en büyük özelliği o çünkü. Evet. Meleği şeytan. Hakikati değiştiriyor yani. Hakikati değiştiriyor. O sebeplerde muhali mümkün gösterir. Şöyle bir şey. Hep çok yazarız. Yazarsak öyle.
İfratı karşıyı yıpratır. Tefriti kendini yıpratır. Hı. Vasatı hem kendini hem karşıyı yapılandırır. Ve hakta sebata inkılap eder. Evet. Hem karşıyı hem kendisini yapılandırır. Hakikata ve hikmete taşır. Seni yapılandırır da diyebiliriz. Yapılan, hikmet ve hakikata. Yapılandırır. Hasan abi bunu örneklendirebilir misiniz? Tamam o kadar yeter. Vasat mesela yapalım. Mesela inat o kadar büyük nimet ki. Diyelim ki kötü bir şey ahlak var evde. Beraber yapıyoruz. Vallahi karar verelim hanım ya. Şunu kaldıralım ya şunu ya. Kavgamıza sebep oluyor. Bulaşmayalım bu işe. Veya beni tahrik eden şu mesele var ya. Onu gündeme getirme. Ben de senin şu meseleyi getirmeyeceğiz artık. Her gün kavga biliyoruz. Kimse düzelmez. Sen de ben de düzelmeyiz. Güzel sıfatlarımızı aktif edersek o kötü sıfat gözükmez. Bak şimdi inat ettiğimiz şey daha gündeme gelmiyor. Hem beni hem kendisini de yapılandırdım. Hasan abi o zaman inat bir mana enerji midir? Yok olmuyor da dönüşüyor. Asla. Kendisi ortaya çıktığı zaman hakka inkılap ediyor. Ve senin mazotun gibidir. Tabii mesela inat ediyorsun. İfratına Nemrudane iyi de ilave, vasata İbrahim Vari. Mesela bir şey söyleyeyim mi size? Çok garbinize gidecek. Enaniyet var ya enaniyet. Enaniyet, menfi de müsbet. Müsbeti ne biliyor musun? Bu enaniyet olmasaydı kafirle mücadele olmaz. Enaniyetsiz var ya böyle sabun gibi adam. İdealist adam olamazlar. Kadir Mısırlıoğlu'nun bir sözünü dinlemiştim. Üstad için diyor ki, eğer onda o enaniyet olmasaydı diyor, filanca kişinin karşısına çıkıp mücadele edemezdi diyor. Doğru söyledi. Enaniyet kötü bir şey değil ki. Enerjinin patlaması ya. Bu çalışma yaptığımda şöyle demiştim. Hani bilmiyorum yanlış bir cümle mi de. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan daha inat eden olmamış. Hakta. Ama onu ekleyeceksin. İki tane hak ve hakikata. İki inat da yani sebat mı? Tabii büyük ne? Ondan daha inat olur mu? Ne yazacağız İbrahim? Miraca çıkması. İbrahim Muharri 5 rakı. Ubudiyette inat ediyoruz. Tabii hakta sebattır. Hak neyse ona inkılap et. Ama çok korkunç bir şey ya. Şefkat. Sıfat. Orta öyle. Aslında bir ara versek mesela. Biraz bir şey ara versek de devam etsek. Zaten. Daha olur. Durulmaz mı? Yok. Bitti. Kaldıysa bitir. Yani ara vermeyelim. Sıcak. Şimdi bu inadın. İnadın tadı gidiyor ya. Bak inadın menfi. Yani inat devam edilirse, sürdürülürse. Yani ne yapar? Bak bu inat sürdürülürse. Yani inatta. Abi sureti kanlı hakikati mahiyeti diye yazdın ya. Evet. Şimdi bu inat. İnadın sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti. Zaten İnat devam ettirildiği zaman başka, öbürü zaman başka mı oluyor? Evet. Biraz öyle. Sanki inadın ifratı gibi mi diyeceksin yani böyle? Yok yok bak şimdi şöyle yapabiliriz. Aslında bunların sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti nerededir? Den ziyade ben şöyle... Devam et. Bunun bozduğu yerleri yazacağım abi. Yazma. Yani karışık gitmeyelim diye söyledim. Bir oradan bir mecazi siyah ikisini ayıralım diyor yani. Ya ayırıp o zaman suret hakikati yapılabilir. Yani mesela ona mecazinin dersek mahiyetine küfür gider mesela. Tamam, nedir onun şeyi? Küfürdür dur. Yani. Ne daha? Talalettin deriz artık. Neyse yani mesela. Salim'in özeti geleneğine baktığın zaman tahta ile çalışıyor. Nasıl bir elindir yani? Önüne koyuyor, arkasına koyuyor. Külliyatın üzerine nasıl alafon oluyor beyinler? Erbağın organı yok. İnadı kıran halet mi diyeceğiz ya? Ya da şey mi diyeceğiz? Ne desek? Vicdanın yerini ver. İnadı kıran şeyler diyelim. Evet. Bunun eylemsel hali de yeis demiş. Bu inadın esması var mı ya? Hikmet ya.
Hikmete bakar. Ama sebata bakmamız lazım. Vasatı onun esması. Yani hikmetle şey yapıyorsun ama inadın... Mudil esması gibi. Evet. Sabit olması yok. İnat. O zaman hakikatına iştevi hissedir. Şey diyor. Ama hakikati şu esmaya dayanır. Kahhar. Sebatın esmasını bulursak buluruz abi. Abi kahhar ismi celli olabilir. Çünkü ona karşılık gelen yer vardı. Var mıydı? Evet. Yani şöyle, işlevi istedir, istir vicdan ama hakikati bir esmaya dayanıyor ya. Bir bakayım abi hemen. Bu hakikat esmasını bulmamız lazım. Şey olabilir mi abi baksana, bu ama tabii illa direkt o değil. Cevaben arkadaşı dediğim, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Kahhar olmaz. Yok. İle sarı ifade. Olmaz yani. Ama sonra mesela istiyoruz. Şef rahim ve hakimle kalkıyor da, hı-hı, ama bu adam kendisinin kendisinin kendisi esmasını kim? Kendinin. Kendisi kim? Bir esması kaldı benim boşlukta. Onu da çalışacağım bakayım. Hakikati esma. Ama tezahürü histe de inşallah esmasını bulacağız. Bir esması mı? Evet, daime benziyor. Evet abi, benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, tamam. Şey ne diyorlar abi? Mesela bir sürü esmaya bakabiliyorsunuz da bir esma sizde daha basit. Bitirelim mi? Evet. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha tamam salavat.